Cuma Sezeryan'a geldik. Cumacığım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Biraz bize sektörünüzü anlatır mısın? Tabii ki. Neler yapıyorsunuz? Uluslararası taşımacılık yapıyoruz. Nakliye anlamında. Fakat konteyner ağırlıklı, deniz ağırlıklı olarak bu sektörde hizmet veriyoruz. İthalatçı, ihracatçı firmaların mallarını taşıyoruz. Siz firmanın sahibisiniz. Evet, ben firmanın sahibim. Kaç yıldır bu işte iştigal ediyorsunuz? 1997'de firmamızı açtık. 97'den bu yana uzun yıllardır şey yapıyorsunuz. Peki hangi ülkelere, yani dünyanın nerelerine kadar ulaşıyorsunuz? Dünyanın bütün noktalarında hizmetimiz bulunuyor. Fakat ağırlıklı olarak Uzak Doğu'da talep daha çok. Yani evet. Demek ki ülkemizden Uzak Doğu'ya daha çok ihracat, ithalat yapılıyor. Öyle mi anlıyorum? İthalat anlamında Uzak Doğu, evet. Daha çok. Evet, siz tanıyalım. Siz de firmanın genel müdürüsünüz. Evet, genel müdürüyüm. Adım Hakkize. Cuma Bey'in de bahsettiği gibi biz deniz taşımacılığı ağırlıklı çalışıyoruz. Ülkemizin şartları doğrultusunda daha çok ithalat ağırlıklı çalışıyoruz Uzak Doğu'dan. Fakat ihracat ağırlığımız da gitgide artıyor. Özellikle Kuzey Afrika bölgelerine. Konteyner taşımacılığı üzerine yoğunlaşıyoruz ağırlıklı olarak. Çünkü ne kadar çok ithalat, ihracat yapan firma varsa bizim işimize o kadar çok oluyor. Hemen hemen dünyanın belli başlı liman kentlerinde network ağımız bulunuyor. Ama onun dışında ulaşamadığımız noktalara da partnerlik yaptığımız firmalar var. Onlarla birlikte müşteri memnuniyetini sağlamakla çalışmaya devam ediyoruz. Peki mesela ithalat yapan bir firma Uzak Doğu'dan veyahut da işte dünyanın herhangi bir ülkesinden ithalat yapmaya kalktığı zaman size işin neresinde müracaat ediyor, siz neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, hangi aşamadan geçiyor? Aslında bu süreç öncelikle onların kendi piyasalarını araştırmasıyla, analizlerini yapmasıyla ve neyi ithal edecekleriyle orantılı. Bu aşamaları geçtikten ve firmadan bu ürünü tedarik ettikten sonraki aşama bizim aşamamız oluyor. Çünkü getirmeleri gerekiyor. Evet. Bu da kendi imkanlarıyla olmayacağı için nakliye şirketlerine başvurmaları geliyor. Biz de burada ne yapıyoruz? Müşterimizin talimatları doğrultusuna ya kapıdan, yani adresten teslim alıyoruz ama yine deniz ve hava taşımacılığı yaparak ya da limanlarda teslim alarak port to port yükleme ya da port to işte fabrikasına yükleme şeklinde yapıyoruz. Biz buradayız. Gümrükleme işlemleriyle nakliyeci firmalar ilgilenmiyor. Çünkü o ayrı bir branş oluyor. Ama kendi bünyemizde çalıştığımız gümrükçü firmalarımız olduğu için biz müşteriye burada da destek, İcap ettiği zaman burada da destek veriyoruz. Evet. Hatta şöyle bir artımız daha var bizim şirketimiz olarak. Uzak Doğu biliyorsunuz biraz komplike bir ülke. Her an her şey değişebiliyor. Orada bizim kendimize ait de yerimiz olduğu için ürün tedarik veya araştırma ya da fizibilite, kalite ya da orada daha önceden ürünü yaptırmaya başlamış, bizden önce tanışmadan önce başlamış ama kalite kontrolü var. Yani oradaki tüm ürünün de buraya gelişine kadar olan her şeyi biz kontrol altına alabiliyoruz firmamız olarak. Peki bu konteynerlerde biz görüyoruz. Tabii sektörün içinde değiliz de mesela konteynerler uluslararası dolaşımda bulunuyor. Hı hı. Bir numaralar var. Evet. Arabalar gibi onlardan bir ruhsatı tabii, var. Tabii ki. Aynen. Mesela bir konteyner işte atıyor Türkiye'den çıkınca ne bileyim İtalya'ya mı gider, Uzak Doğu'ya mı gider, Amerika'ya mı gider? Bunların takipleri nasıl oluyor? Yani kiralanıyor mu bunlar? Nasıldır? Şimdi o konteyner hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Konteynerler forwarder firmaların değil. Hatların. Yani armatörlerindir. Aynı az önce sizin söylediğiniz gibi hepsinin bir numarası var, bir plakası vardır. O plakalar sadece o konteynerlara ve o hattın plakası da ona aittir. Yani başka bir numarayla çakışma imkanı da yok. Bunları nasıl takip ediyoruz? Network üzerinden, internet üzerinden zaten her armatörün bir tracking bölümü vardır. Oraya konteyner numarasını girdiğinizde liman hangi limanda, nereye gidiyor, tek tek kontrol altına alabiliyorsunuz onu. Mesela ben istesem bir tane konteyner koyabilir miyim? Siz isteseniz koyamazsınız. Armatörden mi koyar? Evet, yani armatörden almak zorundasınız. Armatörün zaten buradaki en büyük işi bu. Armatör bize konteyneri ulaşımı sağlıyor.
Bizde o konteynerlerin pazarlaması bizde oluyor. Yani konteyner aslında bir sektör. O zaman bu da bir sektör. Tabii ki, tabii ki. Konteyner de bir sektör yani. Sektör. Ayrıca şöyle bir sektör, hani armatör de aslında konteyneri başka bir yerden yaptırıyor, getiriyor. Doğru. Yani şey gibi düşünün, otomobil gibi. Otomobil nasıl farklı farklı markalar var ama her birinin ayrı ayrı parçaları var. Bunu hepsini bir arada üretemeyecekleri için başka yerlerden kompanse etmek zorundalar. Bu da aynı şekilde. Konteynerlerinde özellikleri var değil mi? Soğuk, dev, havada. Armatürler Birliği'nin dünya dolaşım hakları vardır. Hı hı. Armatürler Birliği'nin kurumu vardır. Dolayısıyla bu anlamda yani hani dediniz ya ben de bir konteyner yapabilirim. Öyle bakıyorum. Bir başka firmalar olsun, kişiler olsun bu şeye giremez yani. Çünkü Armatürler Birliği'nin kararlarıyla oluyor. O Armatürler Birliği'nde dünya genelinde dolaşım hakları vardır. Dolaşım hakları. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Biz de bu anlamda hızlı rakabet arttığı bu iş dünyasında hata riskini firma olarak biz de minimuma indirerek ithalatçı, ihracatçı bizim müşterimiz dediğimiz firmaların işte hizmetlerini yapmak, onların ne bileyim onlara hızlı pratik hedef odaklı çözümler getirmek, sektörel anlamda biraz daha rekabetin zor olduğu bir piyasadayız. Daha hızlı çabuk hareket etmek, işimizi düzgün yapmak anlamında önem gösteriyoruz. Peki zorlukları var mıdır? Yani her meslekte zorluk vardır. Sizin işte de bu denizcilik sektöründe de zorluklar nelerdir? Kesinlikle bir kere bu bizim işimiz olmadığımız için çok dikkatli olmalıyız. Çünkü benim işim olursa yani diyelim ki Shenzhen'den, Çin'den yani bir konteyner mal getiriyor isem 5 gün geç gelse de 10 gün geç gelirse de benim olduğu için buna ben karar verebilirim. Yani bir şey olmaz diyebilirim. Evet. Ama bu bir başka sorumluluk. Sorumluluk altındayız. O bir başka firma bize yükünü vermiş, tarihleriyle ona ulaştırmak zorundayız. Bu anlamda çok dikkatli olmalıyız. Ve burada da bu noktada ben tabii ki genel müdürümle beraber kesinlikle takım arkadaşlarımızı çok düzgün, gerçekten bu bizim sektörde deneyimli, işini çok doğru yapan insanlarla çalışıyoruz. Şimdi şöyle hani en çok kriz etkiler bu sektörü. Çünkü kriz olduğunda armatör etkilenir. Armatör etkilendiğinde otomatik biz de etkileniriz. Onun dışında maalesef deniz hukuku hala sömürgecilik hukukuyla yönetiliyor. Yani aslında evet. Bütün... Çok önemli bir konuyu bastı. Evet. Bütün kanunlar, bütün yaptırımlar armatörün lehinedir. Sizin orada çok fazla söz sahibi olma hakkınız olmayabiliyor. Ama biz de onu tabii ki armatör de işini yapmaya çalışıyor. O da bir problem yapma derdinde değil. Ama sorun yaşadığımızda burada firma bizi muhatap alıyor. Armatörle uğraşmayacak bizimle. Çünkü biz aradaki kontak yeriz. Bize baz alacak. Bizden hesap soruyor doğal olarak. Burada da şirketlerin en büyük artısı şuradan çıkıyor. Güven. Eğer benim ağzımdan ya da çalışanlarımızın ağzından çıkan söz doğruysa güven. Biz asparagas şeylerle uğraşmıyoruz. Eğer geç kalacaksa geç kaldı. Problem neyse paylaşıyoruz ama çözmekle uğraştığımızda bildikleri için aslında bu tarz sorunları pek yaşamıyoruz. Konteynerler kaybolabiliyor. Kaptan konteyneri denize atabiliyor. Çünkü böyle yetkileri var. Limanda gidebiliyor. Sigortalı. Tabii ki sigortalı. Limanda yük karışabiliyor. Atıyorum Türkiye'ye gelecek yük Yunanistan'a gidebiliyor. Böyle sıkıntılar yaşanıyor. Ama çözümleniyor. Tabii network'larından takip ederek siz adım adım hassas bir şekilde takip ediyorsunuz. Aynen. Sorunları minimuma indiriyorsunuz. Bir sorun da olursa bunu bir şekilde çözüyorsunuz. Tabii ki. Evet, şimdi ekonomiyi, ticareti bırakalım. Şimdi Cuma Sezer olarak sana soru soralım. Sanatçı kimliğinde, sanatçı kişiliğinde. Tabii ki. Peki, başarı. Başarıyı açıklar mısın bana? Başarı derken kelime başarı. Evet. Başarı. Sade ve başarılı bir insan olduğun için soruyorum sana. Bir cümleyle.
bir insanın ruhen ve bedenen olgunlaşma ve gelişme derecesinin bir ölçüsüdür. Evet. Bir cümleyle. Tamam, güzel. Hobilerin nelerdir? Müzik, müzik. Spor yapmak. Yürümek. Yürümeyi çok seviyorum. Evet. Mırıldanmayı çok seviyorum. Türk şeremiz zaten. seyahat etmeyi seviyorum. En büyük hayalin nedir? Gerçekleştirmek istediğin projen nedir? Yani hemen hemen tüm projelerimi tatmin anlamında gerçekleştirdim. Ama her insanın yaşayamadığı bir şeyler vardır. Tek şeyim sağlıklı yaşamak. Kesinlikle çevremdeki sağlıklı insanlarla hayatımı işte devam ettirmek. Başka bir şey istemiyorum. Peki herhangi bir kişinin favori insanı mısın? Valla farkında değilim ama sanırım birçok kişinin yani belki de bu şey anlamında, sanat anlamında oluyor. Bunu hiç hissetmedim yani. Şu anki yaptığın iş, iki tane iş yapıyorsun. Hı hı. Şu anki yaptığın işlerin dışında başka ne iş yapmak isterdin? İki tane de daha iş var yapıyorum. Ne var? Dört tane iş yapıyorum ben aslında. İkisini mi biliyoruz, ikisini mi biliyoruz, ikisini de öğrendim. Bir de çiftçilik var. Haran'da ortaklara vermişim, tarlalar var. Çiftçilik yapıyorum, bir. İşte bu uluslararası taşımacılık, iki. Sanat, üç. Bir de dış ticaret yapıyoruz, ithalat da yapıyoruz. Peki pişmanlık olduğun bir olay var mı? Yaşadığın veya yaşamadığın, pişmanlığın var mı hayatta? Pişmanlığım yok. Yani ben bir şeyler yapmış isem, yapmışımdır. Hiç neden yaptım, niye yaptım gibi düşünüyorum. Geri yok. Hep ileriyi düşünüyorum. Keşkelerin var mı? Her insanın hayatta keşkeleri, belkileri vardır. Olduğu gibi benkiler de vardır ama kalsın bende. Ulaşamadığın hayalindeki bir kişiyle tanışmak için neler yaparsın? Ulaşmak için neler yaparsın? Onunla tanışırsan, karşılaşırsan tepkin ne olur? Kime ulaşmak istersin? Bilgeyiz. Bilgeyiz. Evet. Ona niye sorardım? Bu kadar başarı, hı-hı, formülü. Geç ben de yazmışım başarının formülü kendimce. İstersen sıralayabilirim, bir beş tane maddesini yazmışım. Bir kere şey, o bir klişe bir şeydir. Başarı doğru adam doğru hedef. O klişe zaten. Benim de kendime göre başarının beş şartı denen diye yazdığım, hayatım boyunca böyle benim istediğim bunları yaptım da. Nedir? Bir, hırs. İki, inanç. Üç, strateji. Dört, insan ilişkileri. Beş, mevcut imkanlarını en iyi kullanma sanatı. Yani kendi imkanlarını, mevcut imkanlarını en iyi kullanma sanatı diye kendimce yazmış bunları. Hayatımda hep uyguladım. Marka özelliğin var mı? Markaları yani, kullanır mısın? Yani hem sektörümüz anlamında hem de sanat anlamında zorunda kalıyoruz, kullanıyoruz. Tabii ki kullanıyoruz. Hepsinden ilişkilerimiz de vardır. Ama ben kesinlikle komplike bir uyumun taraftarıyım. Bu marka olmuyor da bilir. Anladım. Peki favori markaların nedir? Mesela koku da olsun, saat de olsun. Belli. Üç tane var. Nedir? Saat, Rolex. Gözlük Ray-Ban. Koku Enzir. Peki yakın bir arkadaşın kanunsuz bir iş yapsa polis arar mısın? Derhal. Tabii ki arar. Bildirirsin. Kesinlikle. Bir film oynamaya veya yapmayı düşünsen bu filmin konusu ne olurdu? Kesinlikle. Aşk mı, dram mı, komedi mi, macera mı? Tabii ki dönemsel olarak değişiyor ama bu ülkemizde olarak yapmayı düşünürsen kesinlikle insanların yapılarına yakın şeyler içeren bir senaryo içinde bulunmak isterim. Çılgın mısın? Biraz. Çılgınlık var mı? Var. Yaptığın en büyük çılgınlık nedir? Ya caddede Türk şeremi. Bağırırım Türk şeremi. Aynı da bir yerde Türk şeremi. Tamam, o çılgınlık değil. Milletin hoşuna gider. Sesin güzel olduğu için keyif edinler. Onun haricinde, müziğin haricinde.
Mesela sevdiğini çıkıp dağlarda, ne bileyim, yerlerden haykırır mısın? Haykırırım. Caddenin orası niye haykırırım? Seviyorsam haykırırım. Tamam, ne yaptın? Sevdiğini bilen düz yani şöyle şey yaparım yani. Böyle sevgin biraz... Sevgin var mı? Maalesef yok. Peki, olsaydı onun için neyi göz alırdın? Tabii ki her şey. Peki sizi sevenin... Ama hani derler ya işte ölürüm, olmazsan intihar ederim. Yani çok yanlış şeyler bunlar. Kesinlikle bunlar ben katılmıyorum. Sevgi biticidir o zaman. Kalıcı değil. Hayır. Çok sevebilirsin. Aşık olabilirsin. Gerçekten onun için her şeyi yapabilirsin. Ama bunu bedeninle ödemek, onu da özersin. Kendini de. Yani yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Aşk her şeyi affeder mi? Aşık isten eder. Gerçekten aşık isten. Eder. Evet. Benzetildiğin birisi var mı? Yani seni birisine benzetiyorlar mı? Şu ana kadar söylemedim. Söylemediler. Evet. Hayvan besliyor musunuz? Yani hayvanlarla aranız yani bir hayvan. Ben bütün canlıları severim. Canlıysa seviyorum zaten. Yani canı varsa, canlıysa, hareket edebiliyorsa kesinlikle tabii ki yani sevmemiz lazım. Ama insan olarak yaşama şey farklıdır. Hepsini bir arada yaşamasına taraftar değilim yani. Hani evde beslemek anlamında söylüyorum işte. Kedi, köpek hani şey yapıyorlar, besliyorlar. Onları doğalarında bırakmak daha doğru olduğuna inanıyorum. Doğasıyla. Evet, genel müdürüm, aramızda masa var, biraz uzak kaldık. Sana da birkaç soru sorayım. Tabii ki. Hayvanla, hayvan besliyor musun? Ben çok besledim hayvan ama şu ara yok. Şu an yok ama hayvan seversin. Tabii ki. Kedim de oldu, tavşanım da oldu, sincapım da oldu, köpeğim de oldu. En çok sevdiğin şarkı hangisi? Ben aslında çok böyle takıntılı bir dinleyici değilimdir şarkılarda. Ama her zaman ilk aklıma gelen şey olur. Sözlerini bilmiyorum, adını da bilmiyorum aslında. Dinleyince aklıma geliyor. Dinleyince aklıma geliyor. Çok sanat müziği mi? Fantezi mi? Yok. Sevmekten kim usanır mı? O tarz bir şeydi ama tam hatırlayamıyorum. Ama Türk sanat müziğinden. İsmini çok iyi hatırlamıyorum. Duyunca işte bu diyorum. Çok da hani böyle ezberim kuvvetli değil o konularda. Kerem'in etti. Evet. Peki hiç çılgınlığın oldu mu hayatında? Yaptığın bir çılgınlık var mı? Çılgınlık, hani bungee jumping çılgınlıksa yaptım onu. Yani sonra paraşüt yamacı yaptım. Hani bu şeyleri severim. Hani çılgınlık. Sporcu yönünde var yani. Var, evet. Adrenalini seviyorsun. Adrenalini seviyorum. Nerede yaptın bunları? Bungee jumping okulumuzun bahar şenlikleri vardı. Orada yapmıştım. Tahsil ne bu arada? Üniversite, uluslararası ilişkiler mezunuyum ben. Hangi okul? Fatih Üniversitesi. Fatih Üniversitesi'nde. Uluslararası ilişkiler iyiydi. Evet. Sevdiğin için neleri göz alırsın? O neyi göz alıyorsa o kadarını alırım. Daha fazlası benden olur. Peki seni sevenin senin için ne yapması hoşuna gider? Gösteriş yapmaması hoşuma gider. Hani böyle doğal mı olsun? Doğal olsun. Hani yapamayacağı şeylerin altına girmeye çalışıp hani böyle şişirilmiş bir şov yapmasın. Sevmiyorum. Doğal olsun diyorsun. Doğal olsun. Kendisi neyse olsun diyorsun. Evet. Eti budu neyse o kadar olsun. Peki şu an olmak istediğin yer neresi? Şu an burası. Buranın haricinde? şey olarak soruyorsanız hani tatil falan. Tatil tabii. Marmaris'te olmayı isterdim. Yok, Marmaris'i isterdim. Çocukluğum orada geçtiği için. Peki hobilerin var mı? Var. Nelerdir? Ben de spor yapmayı seviyorum. Her ne kadar biraz ara vermiş olsam da. Onun dışında resim yapmayı severim. Kara kalem resim yaparım. Ara ara yağlı boya bu tarz şeyleri yaparım. Onun dışında bir kardeşim var. En büyük hobim aslında o. 7-8 yaşında. Bütün her şeyi onunla yapıyoruz. Patene gidiyoruz onunla. İşte ona bazı şeyleri öğretiyoruz. Satranca gidiyoruz. Yani bütün her şey hobi onun üzerine artık odaklandı. Beyaz yalan söyledin mi? Söylemişimdir. Beyaz var mı beyaz yalan? Tabii ki vardır. En son ne zaman beyaz yalan söyledin? Hatırlıyor musun?
Daha dün. Neydi? Anneme söyledi. Neydi? Kimse bilmiyor. Kimse duymuyor. Biz bizeyiz. Annemle arası aramda kaldı. Annesi bak sana beyaz yalan söylüyor. Ama beyaz. Kimse duymuyor. Duymuyor. Bak ne kadar dürüst. Genel müdürümüz var. Gerçekten. Ben onu da gerçekten çalıştığım için şanslı hissediyorum kendimi. Biz daha önce işte neyse onu ilerleyen dakikalardan. Peki hiç kimsenin şu ana kadar farkına varmadığı bir özelliğin var mı? Her insanın gizli bir özelliği vardır aslında. Fark edilmemiş bir yönü vardır. Benim çok mesela benim hakkımda işte Hafize nasıl birisidir diye sorsanız söylemeyecekleri tek bir şey var. Aslında o bende en yoğun olan şey ona herhalde ben mi gizliyorum? Mesela benim duygusal olmadığımı düşünürler. Taş kalplisin derler. Ki aslında tam tersiyimdir. Duygusalsın. Evet, duygusal. Sulu göz müsün? Sulu gözlü değilim ama hani merhametli. İç dünyanda merhametlisin. Evet, ama nedense Hafize eşittir taş kalbim diyor. O imajı vermişsin. Belki de, bilmiyorum neden. Tuttuğun takım hangisi? Spor. Ay bu aralar Fenerbahçe. Bu aralar Fenerbahçe. Hayırdır, niye bu aralar Fenerbahçe? Aslında Fenerbahçe yani, her zaman da bazen arada zorlamalar yüzünden Galatasaray'da oluyorum. Galatasaray'da birisi mi var aslında diye soralım. Kardeşim, ya Fenerbahçe'de. Kardeşim, o üzülmesin diye artık Galatasaray forması da giyiyorum. Evet. Peki, bir film yapılsa orada hangi rolü almak istersin? Başrol. Başrolde de yani macera mı olsun, dram komedi mı olsun? Komedi. Komediyi daha çok seviyorum ben. Dram ya da böyle şey romantizm olan ya da trajedi olan şeyleri pek sevmiyorum. Evet. Ya da dönem filmi olursa çok güzel olur. Sigara kullanıyor musun? Yok, kullanmıyorum. Alkol? Hayır. Evet, sigara içiyor mu? Ben biliyorum da sorayım. Sormuş olmak için sorayım. Alkol de alması? Alkol de kullanmıyor. Yeşil acısı. Ama bu sektörde nasıl kullanmıyor deniliyor. Mecbur. Kullanmıyor. Alacaksın, bardağı yerine koyacaksın kibar bir şekilde. Aynen öyle oluyor. Yani. Yeşil acısın yani. Yeşil acı. Bütün personel de içmiyor çünkü sen sigara karşı olduğunu ben bildiğim için kuralların o konuda... Doğrudur, içmiyorlar. Ama ne güzel bak temiz, de... temiz sağlıklı yaşa. Evet. Peki Cuma Sezer, evet, bugün bize ne okuyacaksın? Aklına geldi. Ne var? Türkü mü okuyayım yine? Şarkı mı okuyayım? Sen biliyorsun. Buyur mikrofon senin. Senin mikrofonla baş başa bırakalım. Biz de biraz keyif yapalım dinleyelim. Sesine sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Finali senle yapalım. Ne okuyalım? Küçük bir yüzün ola yapalım. Ah yaradan var. Yer gögün, yer gögün gene bugün yaradan var, yaradan var, yaradan var. Mağrurlanma padişahım, mağrurlanma padişahım, seni de seni de benim gibi yaradan var, yaradan var, yaradan var. Gene yaradan var, yaradan var. Bende çeşit çeşit, bende çeşit çeşit. Bende bin bir çeşit yaradan var, yaradan var, yaradan var. Kaldırmaz yaram derin, yaram derin gene bugün kandırmaz, kandırmaz. Nazlı yardan bana selam gelmiş, kendi gelsin, kendi gelsin, selam beni kandırmaz, kandırmaz. Nazlı
yaptığı yardan bana selam gelmiş, kendi gelsin selam, beni kandırma. Bitti. Kısa dedim, gerisini bağlamadım. Evet, keyfi de istiyoruz. Öyle milleti dertlendirip gitmek yok. Kapınızdan geçmişsem, bir yudum su içmişsem, ben lalayı sevmişsem, sümbülene gülene. Kapımızdan geçmişsem, bir yudum su içmişsem, ben lalayı sevmişsem, sümbülene gülene. Evet. Dediğimiz gibi biraz ekonomi programı yaptık. Evet. Sektörlerden konuştuk. Sonra da Cuma'yı görünce tabii magazine de girmeden olmadı. Sağ olsun her zamanki gibi bizi kırmadı. Bir iki eserde seslendi kameramız karşısında. Cuma'cığım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayatında başarılar devamını diliyorum. Aynı şekilde size de başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Ve son söyleyeceklerinizi alayım. İlk başta size teşekkür ediyorum. Sizin kanalınızda izleyicilerimizle de ulaşmış bulunma durumunda oluyoruz. Ayrıca benimle beraber çalışan bütün merkezimizde, başta Sayın Genel Müdürüm Hafize Hanım'a ve takım arkadaşlarına, gerek merkezde çalışan arkadaşlarımıza, gerek Şanlıurfa ofisimizde, gerek Mersin ofisimizde, gerek Doğu West ofisimizde, gerek Gaziantep ofisimizde, İstoç ve yurt dışının içindeki ofisimizde çalışan bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Selamlar. Ben onlarla beraber ben varım. Onlar olmazsa biz bir aile olarak ekip kurup yolumuza devam etmekteyiz. Başarı kaçınılmaz. Hepsine teşekkürler ediyorum. Peki müdürüme verelim, genel müdüre bakalım. Onu da söylemek istediği bir şey var mı? Ben de aslında öncelikle Cuma Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü huzurlu ve mutlu bir personel çalıştırıyor. Kendi karakteriyle alakalı biraz da. Çünkü bizim üzülmemize, moralimizin bozuk olmasına izin vermiyor. Mesela sürprizler yapıyor. Ne yaptı bu akşam, yapmış size bugün, bir sürpriz? Evet, bugün ben biraz geç geldim. Diğer arkadaşlarımız da beni hiç uyarmadılar. Her birimize çiçek almış, masalarımıza koymuş. Evet, şaşırdım. Sanatçılar duygusaldır ama. Evet, çok yani güzel. Diğer insanlardan farklı. Sanatçılar evet. Yani daha düşüncelidir, daha hassastır, evet. Daha duygusaldır. Onlar çok daha güzel çiçeklere layıklar. Yani, gerçekten. Bu samimi hissediyorum. Bu da böyle çok güzel jestleri oluyor. Biz de mutlu ve huzurlu çalıştığımız için ona teşekkür ediyoruz. Size de geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Peki içeride Cuma Sezer'i soralım mı? Beraber. Bakalım Cuma Sezer hakkında ne düşünüyorlar? Tamam, soralım. Gizliden. Evet. Cuma'nın haberi yok. Haberi Sen yok. Haberi yok. Tabii, kesinlikle. Hadi gidip soralım. Tamam. Hadi gel. Seni görmüyorlar, biz bizdeyiz. Evet, mikrofon sende kalsın. Şimdi Emrah Göksu'ya geldim ben. Evet. Cuma Bey burada yokken hazır. Dedikodusunu yapalım. Cuma Bey'i nasıl biliriz? İyi biliriz Cuma Bey'i aslında. Yani neler yapıyor mesela? Yok, şaka bir yana Cuma Bey gerçekten iyi bir insan. Yani tanıdığım kadarıyla yeni tanışmamıza rağmen. İyi, temiz, kalpli, düşünceli ve karşısındakinin yerine kendi koyabilen bir insan. O şekilde düşünüp öyle hareket eden bir insan gerçekten. Böyle bir patrona sahip olduğumuz çok şanslı yapacağız. Evet. Ama size çiçek almamış galiba. Herkes almış. Aa, nasıl olmaz? Tabii ki benim çiçeğim bu. Size de mi almış? Tabii ki. Size de bunu bir çiçeği almış. Evet. İyi bakalım. Teşekkürler. Rica ederim. Gelmiyor. Burada da diğer arkadaşımız Nazan Keseri var. O da yeni katıldı aramıza. Evet. Ama bayağı bir izlenim edinmiştir. Evet. Kendisi çok iyi biri, çok düşünceli biri. Bize de çiçek aldı. Çok sağ olsun. Kendisi çok iyi, sesi de çok güzel biri. Hı hı. Seviyorum. Biz seviyoruz. Keşfettiğin bir özelliği var mı? Sesi. Sesinden başka. Çok güzel. Dürüst, iyi biri. Yani çalışırken aslında ara sıra türkü söylemesi sizi burada motive ediyor değil mi? Motive ediyor, evet. Çok motive ediyor. Değişiklik geliyor. Evet. Hep iş. Biraz da eğlence lazım. Evet, eğlence de katıyor. Çok söylüyor mu öyle? Toplantı söylüyor, yapıyor musunuz? Evet. Daha bu sabah söyledi. Güzel. Peki. Hiçbir fikrim yok. Belki beni daha çok seviyordur. Bir genel arkadaşımız operasyon sorumlumuz bizi. Merhaba. Çok yeni, en tazemiz evet. Aramızdaki.
ama o da bir şeyler peki, söyler herhalde. Operasyon sorumlusu derken neyin operasyonu yapıyorsunuz? Deniz Yolu İthalat İhracat konteynerlerin operasyonunu yapıyorum. Takibi. takibi, yönlendirilmesi, gemiye yüklenmesi, müşteriye teslim edilmesini organize ediyorum. Ben ve arkadaşlarım. Evet, bugün üçüncü günüm. Ben de çok memnunum halimden. Hem Cuma Bey'den hem Hafize Hanım'dan. İnşallah daha güzel olacak. Olacak. Çok iyi insanlar. Çiçeğim diğer arkadaşlara göre farklı. İşte bilmiyorum. Böyle ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle özellikleri var Cuma Sezer'in demek ki. Öğreniyoruz. Evet, evet, sabah sürpriz yapmıştı bize. Teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz. Evet. Devam ediyoruz tabii. Bu şeyden devam edelim. Yani bu çiçek sürprizinden başka da sürprizler oldu mu daha evvelden Cuma Bey? Yani eğlenceler düzenliyor musunuz kendilerinizle? Mesela her seferinde şeyi organize etmeye çalışıyor ama biz ayak uyduramıyoruz Cuma Bey'in hızına. İşte eğlence, yemeğe götüreyim, şunu yapalım, buraya gidelim. Tabii firmalarda o vardı bu. O var ama Cuma Bey'de ekstra. Hani böyle hani biz diyoruz ne zaman çalışacağız? Hani biraz da öyle şeyler yapalım. Seviyor, motive etmeyi çok seviyor. Her şeyi düşünüyor. Peki, Cesur Haber ve Türk Haber kanalı olarak teşekkür ediyoruz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiğiniz, ağırladınız. Tekrardan başarılarınızın devamı diliyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkürler.